Cahit Sıtkı Küçükken yaramazlık yaptığı için babası tarafından pencereden aşağı sarkıtılmıştır. O günden sonra ölümden korkmuş ve eserlerinde hep ölüm temasını işlemiştir. Nazım Hikmet Nazım Hikmet'in en değişik özelliği devamlı beyaz pantolon giymesiydi. İlham geldiğinde aklındaki sözleri hemen beyaz pantolonuna not alıyormuş. Tüm dünyanın tanıdığı bir şair olmak, Böyle değişik özelliklere sahip olmaya bağlıdır belki de. Bursa cezaevinde ıslak ıslak çok dayak yediği için onun en büyük korkususu olmuştur. Özdemir Asaf R'leri söyleyemeyen şair. Bir gün matbaadan çıkıp Karaköy'e gitmek için bindiği taksinin şoförü sorar. Neye bir biade? Utancından Kköy diyemez, Eminönü der. İner. Oradan Karaköy'e kadar yürür. Yahya Kemal Hiç evi olmamıştır. Ölene kadar otelde yaşamıştır. Nazım Hikmet'in annesine aşık olmuştur. Tevfik Fikret Aynı zamanda iyi bir ressamdır. Evinin planını da kendisi çizmiş ve evine isim veren ilk şairimiz olmuştur. En büyük takıntısı sol tarafında kimseyi yürütmemek. Ahmet Haşim Hastalık derecesindeki takıntısı ise toprak yemesidir. Haşim'in şiirlerinde hep gün batımı, gece, ay ışığı, hüzün olmasının sebebi çirkin olmasından derler. Tomris Uyar Üç büyük şairi, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Edip Cansever, kendisine tutsak eden kadın. Bahsi geçen güzel. Cemal Süreya. Sevgili Cemal Soy ismindeki iki y'den birini bir iddia sonucu kaybetmiştir. Evet, soy ismi tek Y ile yazılıyor. Orhan Veli. Ölümü belediyenin açtırdığı bir çukur yüzündendir. Çukura düşmesi sonucu başından yara almış ve ölüm sebebi bu olmuştur. Cemil Meriç. En ünlü sözleri kitap okumak üzerine olan Cemil Meriç gözlerinde oluşan bir rahatsızlık nedeniyle yazıları okumayacak duruma gelmiştir. Gözleri göremez duruma geldiğinde ise yakınlarının yardımıyla yazmaya devam etmiş, hatta en verimli eserlerini gözlerinin görmediği dönemlerde kaleme almıştır. Sabahattin Ali Sabahattin Ali su gibi Türkçesiyle kitaplarını kaleme almıştır. Kısacık ömründe hayata her daim pozitif düşüncelerle bakan Ali diksiyon takıntısına sahipmiş. Yanlış telaffuz edilen bir söz duyduğunda hemen bunu düzeltme girişiminde bulunurmuş. Hatta bu durumundan eşi Aliye Hanım oldukça rahatsızmış olur bunu da kendisine söylermiş. Sabahattin Ali bu olayı arkadaşlarına, Aliye Hanım bana bu yüzden fena içerliyor. Karı koca ağız tadı ile kavga edemiyoruz. Kavganın ortasında tutup diksiyon yanlışlarını düzeltiyorum diye anlatırmış. Ahmet Arif Türkçeyi en iyi kullanan şairlerimizden Ahmet Arif aynı zamanda zazıca, Arapça ve Kürtçe dillerini de biliyordu ata binmeyi daha küçük yaşlarda öğrenen Arif şahlanmayan ata binmezdi. Yaşamının büyük bir bölümünde günde dört paket sigara içen Ahmet Arif tam bir sigara tiryakisiydi. Hüseyin Rahmi Gürpınar Kulağa sevimli gelen bir alışkanlık. Unutulmaz filmlerden olan Gulyabani filminin esinlenildiği aynı ismi taşıyan kitabın yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar temizlik hastasıymış. Öyle ki bu özelliğinden dolayı hiç evlenmemiş ve devamlı eldivenleriyle gezmiş. Kendini sosyal ortamlardan soyutlayan büyük yazar evde örgü örmekten çok hoşlanır. Yurt dışından yeni örgü modelleri getirtirmiş. Aynı zamanda örmediği ve yazmadığı zamanlarda mutfağına kapanır ve ev reçelleri yaparmış. Yaşar Kemal Yaşamı boyunca Türk edebiyatına sayısız eser bırakan usta kalem Yaşar Kemal çocukluğunda pek bir talihsiz olaylar yaşamış. Babası Van'dan göç ettiği sırada yanına aldığı Yusuf isimli bir çocuğu kendi çocukları ile birlikte büyütmüş. Yusuf'un camide namaz kılarken babasını kalbinden bıçaklayarak öldürülmesine tanık olan büyük yazar 12 yaşına kadar kekeleyerek konuşmuş. Sağ gözündeki durum ise daha küçük yaşlarda eniştesinin kurban kesmesini izlerken bıçağın bir anda fırlayarak yaşar Kemal'in gözüne gelmesiyle kör olmasına neden olmuş. Ümit Yaşar Oğuzcan. Söylenenler göre Ümit Yaşar 23 kez, kendi sözlerine göre de 3 kez intihara kalkışmıştı. 1973 yılında Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 17 yaşındaki oğlu Vedat Oğuzcan Galata Kulesi'nden aşağı atlayarak intihar eder. Rivayet odur ki cansız bedeni yerde yatarken avucundaki kağıtta bir not yazılıdır. Baba intihar öyle edilmez, böyle edilir. Çok acı hikayeleri varmış. Hepsini rahmetle ve özlemle anıyoruz.